Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri, hepinize yeniden merhabalar. Son dakika bir gelişmeyi aktarmak üzere tekrar sizlerleyiz. Kıymetli takipçilerimiz, Türkiye'nin robot askerine Mete desteği geldi. Değerli izleyenler, Türkiye hedefleri tam 12'den vurdu. İnsansız kara aracı Barkan silahları arasına lazer güdümlü minim füze sistemi Mete'yi ekledi. Barkan tarafından entegrasyon çalışmasının ardından gerçekleştirilen atış testinde lazer güdümlü münefize sistemi Mete ile hedefi başarıyla vurdu. Otonom insansız kara araçları gerek uzaktan yönetilerek gerekse sensör sistemleri sayesinde çevreyi algılayarak keşif, gözetleme ve mühimmat taşıma gibi temel görevleri yerine getirmek üzere askeri birliklere entegre ediliyor. Farklı ihtiyaçlara yönelik çeşitli boyutlarda ve konfigürasyonlarda geliştirilen, robot asker olarak da nitelendirilen insansız kara muharebe aracına birçok görevi yerine getirebilecek donanımlar kazandırılıyor. Türk savunma sanayisi bünyesinde çeşitli sorumluluklar üstlenen Havelsan'da modern harp sahasındaki bu ihtiyaçlardan yola çıkarak insansız kara aracı Barkan'ı tasarlayıp üretti. Barkan'ın operasyon başarısının artırılması, kayıpların önlenmesi ve operasyon maliyetlerinin düşürülmesi başta olmak üzere birçok başlıkta güvenlik güçlerinin önemli yardımcısı olması amaçlanıyor. Barkan'a bugüne kadar ateş gücü oluşturmak için 7,62 mm SARP-L uzaktan komutalı stabilize silah sistemi, robotik kol sistemi, keşif gözetleme görevleri için 3 metre MAST sistemi entegre edildiği ifade edildi. Kıymetli izleyenler, Barkan bu görevlerin yanı sıra yaralı taşıma sedyesiyle muharebe sahasındaki askerlerin en düşük riskle kurtarılmasında ya da yük sepetiyle askerler için gerekli malzemelerin ihtiyaç duyulan noktaya güvenle taşınmasında kullanılabiliyor.